Günaydın. İnfo Yatırım günlük bültenine karşınızdayız. Bugün 17 Şubat Cuma. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta 5 iş günü kapalı kalmasının ardından bu hafta Çarşamba günü düşük bir işlem hacmiyle neredeyse tüm hisselerin tavan olduğu bir gün geçirmişti. İkinci işlem gününde farklı bir tablo vardı. Daha çok BIST 30 hisseleri içinde endekslerde yüksek hisselerde yükselişler devam ederken BIST tüm hisselerinde %2'leri bulan satışlar dikkat çekti. İşlem arasından sonra SPK ve Borsa İstanbul bazı tedbirler getirmişti. Hatırlarsak ilk tedbir bireysel emeklilik sistemi ile ilgili alındı. BES'te devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken hisse senedi alma yükümlülükleri arttırıldı. Hisse senedinde asgari %10 olan yatırım oranı %30'a, TL cinsi borsa marşındaki pay ise %70'ten %50'ye düşürüldü. Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda dahil olabilecekleri endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklendi. Tek bir hisse senedinde fon portföyüne yatırım yapma limiti de %1'den %5'e çıkarıldı. Yönetmelikle fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı getirilmişti. Diğer taraftan payların geri alımıyla şirketlere stopaj avantajının sağlanmasının kısa ve orta vade daha etkili olmasını bekliyoruz. Kısa vade yatırımcıların ve kurumların korunması açısından öz kaynak zorunluluğunun %20'lere çekilmesi daha acil ve etkin görülse de piyasadaki yüksek volatilitenin henüz durulmaması karışık fiyatlamalara sebep oluyor. Bugün Borsa İstanbul'da 5240, 5470 ve 5615 seviyelerin direnç, 4860, 4710 ve 4485 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Borsa İstanbul'un güne satıcılı başlamasını bekliyoruz.